Ben yanındayım. Üzülme, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Sakin ol. Doktor bey hazır. Hastamızı alabiliriz. Elif ameliyata alınırken karnındaki bebeğini düşünmeye başladı. Bebeğini ilk defa kollarına alacağı o büyülü anı düşündü. Gözlerinin içine baktığında nasıl hissedeceğini. Parmaklarını yakalayan o minicik elleri öpmenin mutluluğunu. Ve sonra bebeğin ona getireceği zorlukları düşündü. İster istemez. Hadi çocuğum. Hadi uyu. Hadi ne olur uyu. Vallahi halim kalmadı. Hadi. Of, uyumadı mı hala ya? Yok uyuyor da ben spor olsun diye böyle zıplıyorum Ömer. Ha. Ne bileyim acıkmıştır falan ya da ne bileyim ağrısı falan vardır belki. Ömerciğim biraz önce emzirdim, altını değiştirdim, gazını çıkarttım. Hiçbir sıkıntımız yok. Uyumuyoruz ve çığlık çığlığa bağırıyoruz. Bitmiyor, susmuyor. Tamam oğlum, tamam. Hadi uyu bir tane. Hadi benim güzel oğlum minim. Hadi yakışıklı oğlum benim, uyu bakalım hadi. Yok yok, ben de yalvarıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Ayaklarım koptu. Ne yapacağız peki şimdi biz ya? Ömer geçen defa hani arabayla çıkmıştı, uyuyakalmıştı. Vallahi kollarımda hal kalmadı. E hadi yürü o zaman. Hadi çocuğum. Ay uyur gezer oldum. Ömer uyudu, eve gidebiliriz. Oh sonunda. Ama şimdi benim uykum kaçtı hayatım ya. Hayatım ya, ne zamandır böyle gece arabaya binip seninle dolaşmıyoruz? Şimdi böyle arabamızı sürüp gitsek ya. Nereye? Bilmem. Deniz kenarına mesela. Sevgiliyken yaptığımız gibi. Böyle denize bakıp sabaha kadar sohbet ederiz seninle. Arka koltukta bir bebek ve sevgili. Belki de o yüzden uyumadı bu gece. Bize o geceleri hatırlatmak için. Aa, aferin oğluma o zaman. Aslan oğlum benim. Bebeğin tüm zorluklara rağmen onlara vereceği o şaşırtıcı, beklenmedik sevinçlere daldı sonra Elif. Belki yüzmede alacağı bir madalyayı, resimde ve daha birçok alanda sergileceği yeteneği. Anne bak yine bir aşk. Ve her şeyden önemlisi, iyi bir insan olup Elif'in göğsünü kabartacağı günleri düşledi o uzun uyku sırasında. Küçücük bebeğinin bir gün yetişip aile babası olduğunda bile hayatına ışık saçmaya devam edeceğini düşündü. Elif tıpkı diğer çocukları gibi onun da hayatına anlam katacağını biliyordu. Ve tek istediği bebeğini bir an önce sağ salim kucağına almaktı. Uyandın mı bir tane? Nasılsın? Bebeklerimiz nasıl? Bir tane... Bir bebeğimizi kaybettik. Ama diğeri gayet iyi. Üzülme olur mu?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.